Tanıdığımız bir arkadaşımız panelimize başlıyoruz. Global Just Recovery Gathering. Thank you so, so much for joining in this conversation. Bu konuşmaya, bu iletişime katıldığınız için çok çok teşekkürler. Şimdi bugün burada fosil yakıtlarının insanların, Amerika'daki insanların Güney ve Kuzey Amerika'daki veya daha doğrusu bütün dünyadaki insanların paralarıyla finanse edilen fosil yakıt üreticilerinin, bu endüstrinin nasıl nasıl edip de bunların bu endüstrinin sonunu getireceğimizi, hangi yöntemlerle, taban hareketiyle mi, finansman kaynaklarının sabote edilmesi mi, bu opsiyonların hepsini duyacağız. İlk olarak Bill'le başlamak istiyorum. Tracy, let me just say first of all, many thanks for convening us. Burada bizi bir araya getirdiği için teşekkürler. Having written the first book about it back in the early, back in the late 1980s, İklim değişikliğiyle ve iklim kriziyle ilgili yazılmış ilk kitap olan 1990'ların sonuna doğru yazmış olduğum ve bu alandaki ilk kitap olan çalışmalarımdan sonra yıllardır bu işin içindeyim ve ve görünen o ki şu anda da fazlasıyla gözümüzün önünde ki bir tür intihar görevine dönüşmüş olan dünyanın ekonomik sistemiyle ilgili, dünyadaki iktisadi sistemle ilgili, bana göre bir tür intihar girişimi olan durumun sonunu getirmek üzereyiz. Bütün şirketler bir tür dönüşüm yaşamak için istiyorlar. Buna fosil yakıt şirketleri de dahil, çünkü onlar da kendilerini yenilenebilir yakıtlarla yenilemezlerse, değiştirmezlerse, dönüştürmezlerse yok olup gidecekler. Fakat konu şu, çok az zamanımız var. Bu arada ısrarla fosil yakıtlar da bu dönüşüm hala çok üreticilerinde hala çok yavaş ve bunun çok direnen üreticiler de var, şirketler de var. Fosil yakıtlar üreten ve satan bu şirketlerin doğalgaza veya rüzgar gücüne ve bunun benzeri yenilenebilir enerjilere geçeceklerini söz vermiş durumdalar, ama bir taraftan da bunun için ne tür bir zaman çizelgesi çıkardıklarını görmedik. Örneğin hiçbir plan programları da yok. Mesela çalışanları için neler düşünüyorlar? Bu şirketler dönüşürken, başka bir şirket haline, başka bir enerji şirketi haline gelirken, çalışanlarına ne olacak? Bu koşullara ne olacak? Bunlara hala cevap vermiş değiller. Şu anda bu işlerin şu anda oluyor olması lazım. Dolayısıyla zamanı iyi kullanmadıkları için istihdam, bütün topluluklar ve istihdam koşulları tehlike altında. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle
Bizde, bizim toplumumuzda hükümet karşıtı ve hükümetle ilgili ve onların ortaya getirdiği hemen hemen her şeyle ilgili bir tür karşıt görüş ve yaptıkları hemen her şeye karşı bir tür güvensizlik var bugün ABD'de. İster bu mali alanda olsun ve görünen o ki, bugün ABD hükümeti fosil yakıt şirketlerinin hangi yöntemlerle değişip dönüşeceklerine dair bize hiçbir bilgi vermiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu da elbette hepimizden, bütün toplumdan farklı bir tepki görüyor. Mesela özel sektör ortadan mı kalkacak gibi bir sorunun ortaya çıkması gibi. Merhaba, ben Mitzi Jonelten. Filipinler'de gençleri organize eden bir aktivistim. With Fridays for Future International. As many of you guys Fridays for Future uluslararası grubunu da organize eden kişi. Filipinler iklim krizini en yoğun yaşayan ülkelerden biri. The three strongest storm landfalls in recorded history all happened in the Philippines. And I basically just Filipinler meteoroloji tarihinde kaydedilmiş en sert 3 tayfunu yaşamış bir ülke. Ödevimi mum ışığında yapan birisi olduğum için bugünün liderlerinin çözüm üzerine konuştuklarını duyuyorum ama aslında çözüm gözümüzün önünde, çözüm fosil yakıtlarından bir an önce kurtulmak. Someone who really understands that the climate crisis is a life and death situation, that we still continue to fund this. Ben genç toplumun, genç kuşağın bir parçası olarak iklim krizinin aslında bir ölüm kalım meselesi olduğunu fazlasıyla görebiliyorum. Oh, after I do this, I'm gonna go into climate activism, and I never have to look at graphs and Excel sheets and numbers again. Aslında lisans derecem matematik bölümünden ama bitirdikten sonra çalıştığım denklemleri ve matematik problemlerini ve sayfalarca sayıları değil, iklim krizi üzerine çalışmak istiyorum. Artık bir de şöyle bir gerçek var. İklim krizinden etkilenen iklim krizinin etkileri sayılar değil, uzun tablolar, göstergeler değil, gerçek insanlar ve onların hikayeleri. Üstelik bu şu anda gözümüzün önünde oluyor. Mesela balıkçılıkla geçimini sağlayan topluluklar, tarım yapanlar, çiftçiler, bütün bu insanların yerlerinden edilişini iklim yüzünden, iklim koşulları yüzünden, hayatlarının tehlikeye girişini ve hatta yok oluşunu görüyoruz. Bütün bunlar şu anda oluyor. Thank you all for very, very insightful and moving openers. Really, I could probably just let you all just çok talk teşekkürler hepinize tek tek. Burada ben de olduğum için aranıza giriyorum. Fosil yakıtlarının ortadan kaldırılması nasıl olacak da daha iyi bir dünyaya yol açacak? Şimdi bakın. Değişim ve dönüşmekten bahsetmek bir nokta. Fakat bir taraftan da ateşe körükle gitmek dediğimiz bir şey var. Körük burada tabii ki para, mali kaynaklar.
that I avoided studying accounting in college and did like statistics instead. Metinin aksine ben sayıları ve göstergeleri ve tabloları şu anda çok yararlı görüyorum kendim için. Çok benim argümanımda çok yararlı olacaklarını düşünüyorum. Public bank, it creates our money. It also regulates banks and says what they can. Amerikan federal sistemi, yani Amerikan Merkez Bankası sistemi ekonomide bizim bütün bankalarımızı ve bankacılık sistemimizi kontrol eden ve regüle eden bir kurum biliyorsunuz. Amerikan Merkez Bankası bizim ekonomimiz içindeki yerini tam sorgulamaya başlamışken COVID geldi. Bundan önceki mali krizlerde, finans krizlerinde havaya uçan paranın çok 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 daha fazlası COVID krizi aslında havaya gitmiş oldu. Bir buçuk yıl önce Amerika Merkez Bankası sistemini konuşuyor olmak ve onun varlığını sorguluyor olmak devrimci, inanılmaz bir, alışılmadık bir hareketken, şimdi daha anlaşılabilir bir zemine oturmuş oldu. Şimdi bakın, biz eğer fosil yakıtları üreten şirketlerin işlevsellik gösterdiği yerlerde bu dönüş, değişim ve dönüşümü regüle edilen, doğru düzgün regüle edilen bir hükümetlerin denetiminde, kurumların denetiminde yapmazsak oradaki toplulukları elbette mahvederiz, bunu anlıyorum ama kamu maliyesi bir defa fosil yakıt üreten şirketlerin özel sermayeden aldıkları payın yerini kamudan aldıkları pay aldı. Bir defa gelirleri vergilendirilmiyor. And I think it's actually far less than that. So we need to see all of this ramped up in action. Renewables should be at the forefront of people's minds, whether it's government or private. İnsanların ister hükümetler, ister kurumlar, ister bankacılık olsun, isterse de fosil yakıt üreticileri olsun, herkesin hedefi ve gözünün önünde olması gereken şey yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiği gerçeğidir. Benim kafamdaki büyük soru ise biz bu türden bir liderliği nasıl üreteceğiz insanlık olarak? Yani bu geçişi, bu dönüşümü sağlayacak olan liderleri nereden bulacağız ve üreteceğiz? Antonio Guterres But I don't see the same push on oil and gas. Even if anything, there's a renewed set of demands. Birleşmiş Milletler'de Antonio Guterres'in başka enerji kaynakları ile ilgili değişim ve dönüşümün bir an evvel tamamlanması konusundaki tavsiyelerini fosil yakıt üreticileri için tekrarladığını duymadım maalesef. Yes. But for how long?
Şu anda yine önümüzde ne bir zaman çizelgesi, ne bir gerçek program var. Şu anda bizi seyredenler sizin çalışanları nasıl kollayıp gözeteceğimize dair fikirlerinizi merak ediyorlar şu anda bizi seyredenler. Onların ne tür tehlikeler bekliyor ve working renewables to a certain extent doesn't present the same danger issues, health issues. You're absolutely right, Tracy. You can't convince people that a transition plan is a job in the energy industry, but in renewables when it's paid less than half the salary, when there are no Evet, Tracy, şunu anlamamız lazım. Yenilenebilir enerjideki istihdam, evet, belki yeterince kazançlı olmayacaklardır ama şu anda Amerika'da faaliyet yapan ama Danimarkalı bir rüzgar kuvvetiyle elektrik üreten şirket iyi bir örnek buna. Groups like the New York Labor Council have a terrific approach to leadership on climate and jobs. And they're good agreements. Bu şirket ve bunun gibi bir iki kurum daha istihdam ve yenilenebilir enerjiye geçişte çok örnek denilebilecek liderlik ve öncülük örnekleri gösteriyorlar. Mitzi, I would love for you to share a little bit more what you touched on as a, you know, youth activist in the global Sen, south. Sen genç bir aktivist olarak finance mean to you where you are. Küresel düzlemde senin için ne anlama geliyor fosil yakıtların sona ermesi? Bana göre birinci anlamı insanların karlılığın önüne geçmesi, insanlığın karlılık denen şeyin önüne geçmesi demek. Elbette çalışanlarımızın hakları ve iyiliği hepimizin gözünde bulundurması gereken bir şey. Those who are providing our food, those who are the backbones of our society, aren't with us, right? And so, bizim için en temel şeylerimizi üreten insanlar, bizim için çalışan insanlar, belki toplumların belki kemiğini oluşturanlar bizim için var olamayacaklarsa ve bunun sebebi değişim dönüşüm olacaksa bunun bir anlamı yok. They've poured at least $24 billion in the fossil fuel industry since the Paris Agreement was signed. And just today, I think Paris Anlaşması'nın anlaşmasından bu yana Amerika Merkez Bankası $24 billion daha fosil yakıt üreticilerine yatırım için verildi. Bu olağanüstü büyük, benim hayal bile edemediğim büyüklükteki bu büyük paralarla, ısrarla fosil yakıt endüstrisi finanse edilmeye devam ediliyor. Halbuki iklim krizi ölüm ve kalım meselesi. Eğer biz hala %5 oranında eğer kömür üretiminden vazgeçeceğiz gibi bunlarla uğraşacaksak bunlar çok zayıf. Şu anda bizim bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Şu anda faaliyete geçiyor olmamız lazım. Hele Kuzey Yarımküre'deki zengin ülkeler için hiçbir mazeret kabul edilemez. İşçi sendikalarıyla konuşmuştum bir süre önce ve
ve onlardan edindiğim izlenimle de şu anda harekete geçmemenin sebebi ne dediğimde sadece bunun sebebi açgözlülük ve bencillikten başka bir şey değil. Yıllar içinde hala önümüzdeki ay suların içinde kalmış evimin tepesinde çatıda yardım mı bekleyeceğim bilmiyorum bile ama bir an evvel bu sözünü ettiğiniz değişim dönüşümün gerçekleşmesi yani fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara geçilmesi gerekiyor. Bana göre konu çok basit. Çünkü bugün yetişkinler galiba okuldan uzaklaştıkları için deadline dediğimiz şeyin yani son tarih dediğimiz şeyi anlamıyorlar. Ama ben bir öğrenci olarak eğer bana hoca bir tür son tarih vermişse o ödevi ona yetiştirmek zorundayım. Ve bizim yapmamız gereken bir ödev var. Ödevimizi yapamıyoruz. You had Mitzi in class. I know you'd be incredibly happy. Çok mutlu olacağım. Sen ne dersin bu konuda? Ve özellikle demin arkadaşımızın söylediği sınıf arkadaşlarıyla neler paylaşmak istersin? Özellikle fosil yakıt endüstrisi finansmanı bitirmek için. Çok iyi bir soru Tracy. Bu elbette son derece güzel Mitzi'nin söylediklerini duymak. Bugün bu da benim aklıma bütün şu soruları getiriyor zamanla ilgili ve zaman sınırlarımızla ilgili. Biliyorum çok fazla insan Filipinler'de on yıllarca yıl boyunca bu soru üzerine çalıştı. Yepsano gibi eski arkadaşlar, bunlar büyük kahramanlar ve birçok ülkede, birçok devlette bütün bu soruları hep beraber konuşuyoruz. Illinois'de bunu düşünüyoruz, mücadele ediyoruz. 50 yılımız olsaydı bu sorunu çözmek için tamam. Tamam. Yani doğru yolda gidiyoruz diyebilirdik. Diye iklim inkarcılığını aşarak ilerleyebilirdik. Yani şu anda konuştuğumuz sorun aslında gerektiği kadar ilerleyemiyoruz. Çünkü buradaki düşmanımız sonuç olarak fizik. Ve fizik böyle esnek bir şey değil. Yapacağını yapar ve kendi süreleri vardır. Ve bilim insanları bize bu sürenin geldiğini söylüyorlar. Bize takvimiz veriyorlar. Yani 2020'de artık enerji sistemlerinin dönüşümü konusunda... Yani aslında 2030'dan itibaren bunu yapmaya imkanımız olmayacak hedefler bakımından. O yüzden bu ne anlama geliyor? Özellikle finansal kuruluşlar, büyük bankalar, varlık yöneticileri sürekli hala para pompalıyorlar fosil yakıt endüstrisine ve işbirliği yapıyorlar. Bir tür ve her şeyi çarpıtmaya çalışıyorlar. Bilimin söylediği her şeyi ve dünyanın sonuna getirmeye çalışıyorlar ve bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. İnsanlar buna karşı on yıllardır biliyor insanlar bu konuda çalışıyor. Fosil yakıt endüstrisinden yatırımları çekme mücadelesi ve muazzam bir endüstri bu. Bugün Ann Arbor'dan ciddi haberler bekliyorum aslında. Gözümüzü açık tutalım bu konuda. Bu yatırımları geri çekme kampanyası bence aslında gerçekten özellikle ciddi bir çaba gerektiriyor. Özellikle geçen senenin kapatmasında hepimiz kapatıldık, hapse atıldık aslında başkentte. Çünkü Chase Bank dünyanın en büyük fosil yakıt endüstrisi finansörü.
ve Paris İklim Anlaşması'ndan itibaren bunu yapıyorlar ve Trump aslında yapmadı, yani kendi kendileri bunu bloke ettiler ve gerçekten bu akıl dışı, gerçek anlamda akıl dışı. Yani tüm mesele paraysa bile, para da kazanamazsınız bu durumda. Herkes yandığı zaman, selam olduğu zaman bu kadar kısa vadecilik, inanılmaz bu kadar miyopluk. Baktığımız zaman bugün kapitalizm nedir diye bir şey diyemiyorum. Çünkü şu anda kapitalizm, yani Wall Street'te diyelim, pratikleri bakımından baktığımız zaman gezegenin ısısını yükseltiyor, buzulları eritiyor. Her şeyi aslında altını boşaltıyor. Yani çalışan bir ekonomi veya da uygarlık diyebileceğimiz her şeyin altını boşaltıyor. Bu insanların güya akıllı olması gerekiyor, güya her şeyi analiz ediyor olmaları gerekiyor. Yani dünyanın sonu gelirken an be an ne olacak yani? Bu nasıl, tam şu anda vakti geldi bunun. Bu basıncı arttırmamız lazım bu adamlar üzerinde. 3-4 kat politik sistemlerimizi sürekli basınç altında tutuyoruz. Bu çok önemli. Washington'u basınç altında tutmaya çalışıyoruz ve muazzam bir yavaşlıkla hareket ediyor. Washington aslında artık dünyayı yönetmiyor ki, bu da çok kötü bir şey değil. Wall Street hala bir tür dünyayı yürütüyor, yönetiyor ve hızlı hareket ediyor aslında. Chase Bank'ta ya da bankalarda bir şey olduğu zaman bu bütün dünyadaki borsalara yansıyor. Lütfen, lütfen bu basıncı devam ettirelim. Bu adamların peşine düşelim yapabildiğimiz her yerde. Ve imkan dahilindedir aslında bunu yapabilmemiz. Eğer yeterince basınç yapabilirseniz, mesela Exxon mesela aslında bir şey yapmaya çalışıyor. Ama Chase Bank, yani işlerini %5'i 6'sı kadar bu işe kaynak ayırmış durumda. Başka işleri var ve aslında ve gerçekten bu basıncı artırarak yine nefes almadan, bence bizim kamusal finansman, kamusal yatırımlar hakkında konuşabiliriz ama binin noktasını vurgulamam gerekirse, insanlar zorladığı zaman özel sermayeyi, özellikle fosil sektörü, sadece diyelim ki boru hatlarının dışına olmuyorlar. Aynı zamanda hükümetler de bunu izlemek zorunda kalıyor. Bankalar zaten bunu yaptığı için belirli düzenlemeler yapıyorlar aslında. Yani aslında burada önemli bir başarı elde etmek lazım. Elbette sistemik bir sıkıntı var. Ve gerçekten hükümetleri zorlamamız lazım. Aslında ve bu son derece önemli bir şey ama aynı zamanda yeni yeşil mutabakatı konuştuğumuz zaman bütün bunlar aslında sadece hükümet müdahalelerini içermiyor. Aynı zamanda çeşitli seferberlikleri de içeriyor. ABD hükümeti kamusal paraları endüstrilere harcadı. Elbette bu bir ölüm endüstrisiydi. Ve aynı zamanda ABD'nin üretken kapasitesini yurt dışındaki fosille mücadele etmek için arttırdı. Şu anda aslında yerel olarak benim açımdan Amerika'nın üretken kapasitesini arttırabilir miyiz? Kendimizi fosil yakıt endüstrisinden kurtarmak için arttırabilir miyiz? Evet, ben böyle düşünüyorum. Ekonomik bir dogma var burada. Aslında bizden bunu hayal etme, bu imkanı hayal etme imkanımızı bile kısıtlıyor. Covid'e bakalım, entelektüel mülkiyet hakları, insan haklarının
insanların hareket etme özgürlüğü ya da aşı olma hakları, diyelim ki fikri mülkiyet hakları şu anda bizim aslında aşıya ulaşma hakkımızın önünde duruyor. Gerçekten burada önemli bir nokta var. Ya açık olalım, bu konuda da kendimizi kandırmayalım. ABD hükümeti en azından bu güce sahip. Bu fikri mülkiyet hakkını aslında halkın kamusal yararına kullanabilir. Biz insanlarız, halkız ve son derece güçlüyüz. Evet, elbette bütün bunlar üzerinde kontrolü ele geçirebiliriz ve kendimize çevirebiliriz. Yani bu son derece etkisiz bir yönetim biçimi. Daha dün aynı şey oldu. Mail atıyorlar ve dün geldi. Ve bu kasıtlı yapılmış bir şey. Aslında hükümeti yavaş, etkin olmayan bir şey haline getirme fikri aslında kasten yapılıyor. Aslında güçlü bir hükümetimiz var, devletimiz var ve çok da ciddi şeyler yapabilir. Yani gerçekten aslında yeni New Deal zamanında seferberlikler vardı ve aslında daha önce denenmiş şeyler vardı ve hepimizi şimdi yeniden sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirebilir bu. Ve Kuzey'in hükümetleri aslında hepimizi sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmede sorumluluk olabilir ve gerçekten bütün kız ve erkek kardeşlerimiz de tüm dünyada bütün bu zararları vermek üzere, tazmin etmek üzere bir şeyler yapabiliriz. Özellikle taban aktivizmine dönersek ne tür yaklaşımlar paylaşabilirsiniz insanlarla? Hükümetlerimizin çalışma biçimini nasıl değiştirebiliriz? Zihinlerini nasıl değiştirebiliriz? Aslında bu temel yanlış fikirleri, inanışları nasıl değiştirebiliriz sizce? Özellikle gençlik açısından bence bu mesele insanların umut vermek. Umut iyi bir şey. Daha iyi bir şeyi, hak ettiğimiz bir şeyi umut etmek. Bu illa radikal olmak zorunda değil aslında. Adil bir geçiş istiyoruz demek. Kimsenin arkada bırakılmadığı bir gelecek, herkes için kalkınmanın olduğu bir gelecek istiyoruz demek. Hepimizin sadece yaşayabileceği bir gelecek istiyoruz demek. Bunun mesela radikal ya da gerçekçi olmadığını söyleyebilir ama hayır, böyle değil. Neden bu konuda taviz verelim? İnsanlar zaten iklim krizi yüzünden acı çekiyor, ölüyorlar. Bu bir ölüm kalım meselesi. Yani hayal etmemiz lazım, yaratıcı olmamız ve aslında bütün bu bize öğretilen sistematik olarak şeylerden de kopmamız lazım. Birçok film var. Arkadaşlarımla çok fazla konuşuyorum. Filmlerde şu daha kolay, dünyanın sonunu göstermek. Yani bir yeni bir sistemi yaratılmayı göstermekten. İşte zombiler var, sağlık krizi meydana geliyor, karlar, iklim değişiklikleri, felaket filmleri hep dünyanın sonuna işaret ediyor. Neden aslında kar merkezli düzenin dışında bir şey hayal edemiyoruz? Neden COVID'in dışında bir şey hayal edemiyoruz? Niye buna yeteneğimiz yok? İklim krizini de niye aşamayacağımızı hayal edemiyoruz? Aslında kendimize umut etme izni vermemiz lazım. Daha iyi bir gelecek için aslında sürekli olarak tutkuyla, korkusuzla bunun için mücadele etmemiz lazım. Yani yalan söylemeyeceğim. Her zaman çok cesur olduğumu aktivist olarak söylemeyeceğim. Çok da korkuyorum. Aynı zamanda kapıya polisin gelmesinden de korkuyorum. Filipinler'de bu gayet olağan bir şey, kapıya polisin dayanması. Ama riskleri biliyoruz ama karşılaştığımız hiçbir riskin aslında hızlı bir şekilde iklim değişikliği başladığı zaman
ortaya çıkacak risk kadar büyük bir risk olmadığını biliyoruz aslında. Sürekli olarak halka geri gitmemiz lazım. En fazla marjinalleştirilenlere gitmemiz lazım. Biz gençlik olarak bunu sürekli yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında yapamayız. Özellikle en fazla marjinalleştirilenlere, balıkçılara, işçilere, yerli halklara ihtiyacımız var ve herkesi kapsayan, bütün sektörleri kapsayan bir mücadeleye ihtiyacımız var. Sadece gençliğin geleceği tehlikede değil, insan türünün aslında geleceği tehlikede ve bu bir ölüm kalım meselesi. Ve gerçekten daha iyi bir dünya mümkün. Bunu düşünmemiz lazım. En büyük umudunuz ne peki aslında? Evet, yani kendinizi özgür bırakırsanız en büyük umudunuz ne bu mücadelede, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek? Benim açımdan bana umut veren şey şunu bilmek: her kıtada bir arkadaşım var, bir dostum var ve mutlaka birini bulabilirim. Aynı şey için mücadele ediyor benimle birlikte ve muazzam bir şey ve gerçekten bu küresel bir hareket. Sürekli daha çok birbirimizle bağlantılı ve kesişimsel hale geliyoruz. Çok fazla insan mücadele ediyor iklim adaleti için. Nasıl zafer mümkün olamaz? Ben kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Bunu elde edeceğiz. Ve umut ediyorum. Gerçekten daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir, güvenli bir toplum umudu son derece mümkün. Ben de birçok insan tanıyorum bu konuda çalışan. Umutlarımdan bir tanesi, bütün bu tarih boyunca buna çalıştık. 10 yıl önce Exxon en büyük şirketlerden biriydi. Şu anda en büyük enerji şirketi bile değil aslında, yenilenebilir enerji şirketleri aslında değişti ve piyasayı ve Exxon'da değişmek, zayıflamak zorunda kaldı. Ve giderek aslında siyasal olarak da zayıflıyorlar ve aslında siyaseti kendileri açısından zorlamakta zayıflıyorlar. Biraz tabii umutsuzluğa kapıldığım günler oluyor. Beni devam ettiren şey aslında ne kadar çok bu adamların başına bela açabiliriz düşüncesi oluyor. Benim umudum da şu: bu aslında yaşama hakkıyla ilgili bir şey, varlık hakkıyla ilgili bir şey. Herkes sağduyudan bahsediyor. Bence sağduyu hiç de çekecek bir şey değil yani. Yani bu bana aslında umut veriyor. İnsanların gücü bunu elde edecek ve bütün parçası olmak bu büyüyen hareketin çok güzel bir şey. Ve elbette bu umut ortamında iklim hareketini nerede görüyorsunuz? Nereye doğru gidiyor? Nasıl hareket etmeli? Genç insanlar bütünüyle organizeler ve çok çalışıyorlar. Yaşlı insanları da aslında tam olarak işin içine katmamız lazım. Çok fazla sayıdalar ve banka hesaplarında da bayağı para var ve aslında politik ve finansal anlamda etki de yaratabilirler. Çeşitli boyutları da dikkate almamız lazım. Mitzi'nin arkadaşları büyük ebeveynlerini, büyük annelerini, babalarını çağırmalar. Çünkü iyi bir miras da bırakmadılar aslında. Ben de hemen atlayacağım. Ben aslında iklim hareketine yeni geldim. Sanki ben ekonomikle uğraştım, yerel örgütlenmelerle uğraştım. Chicago'da da bir takım imkanlar yaratmaya çalıştım topluluklara, genç insanlara ve mücadele etmeye devam ediyoruz aslında. Ve geldim, gördüm ki aslında aynı dogmalar, yapılar, onurlu bir hayat, insanların onurlu yaşamlar sürebilmesinin önündeki engeller her yerde var.
aslında bu blokları, barikatları kaldırmaya çalışıyoruz ve burada çok kilit şeylerden bir tanesi iklim krizi, yoksulluğu ortada kaldırmak açısından. Aslında çok çeşitli bakış açıları var ama iklim meselesinde diyelim ki işçi hakları olsun, ırksal adalet, ekonomik adalet hakları olsun, bütün bunları kaynaştırmaya çalışıyorlar ve bu çok güzel bir şey. İklimle ilgili kaygılarım vardı ama esas mücadele ettiğim konu bu değildi. Ama sonuç olarak şimdi ve gerçekten iklim meselesinde bir şey yapmanın aynı zamanda adil bir ekonomi inşa etmenin de kilidi olduğunu düşünmeye başladım. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bu aslında beni çok heyecanlandıran bir şey ve bunun olmakta olduğunu görmek. Ben de bunun içine bu şekilde geldim. Bu büyük bir mücadele. Herkesin bir meselesi var bunun içinde. İnsanlar aslında insanlar bir rol oynamak istiyor. Bütün değişik insanlar. Yapabileceğiniz birçok şey var. Herkesin bu konuda bir çıkarı var ve ben bunu seviyorum. Bu noktada bence iklim hareketinin aslında örgütçülerin bir biçimde gerçek bir iklim adaleti hareketi haline geldiğini belki düşünmüyorum. Evet, hep beraber mücadele etmemiz lazım çünkü iklim krizi herkesi etkileyecek ve bu da oransal olarak olmayacak. Bazı insanlar elbette daha fazla sosyoekonomik sorunlar yüzünden etkileniyorlar ama gerçekten son derece kesişimsel düşünmek gerekir. Biliyorsunuz hepimiz burada birlikte olmamız lazım. Gezegenin insanları olarak ve aslında zihniyetimizi bu şekilde iyileşme planlarımızı da bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani 14 trilyon doların aslında hala bu fosil yakıt endüstrisi denediğini söyledi. Yani aslında sosyal uzlaşmayı genişletmemiz lazım. Mesela pandemide mesela iyileşme için ne kadar para harcandı ve bu aslında ne kadar bu iyileşme sürdürülebilir olacak, son derece az para ayrılmış durumda ve pandemi konularında bile davranmıyoruz aslında ve aslında yeni sosyal sözleşmeleri nasıl yapacağız ve iklim dostu istihdamı nasıl sağlayacağız aslında bunları bilmiyoruz. Üç tane önemli şey, önemli, birbiriyle bağlantılı. Katkı nedir? Yasal çerçeve nedir? Ve insanların ve iklimin yararına yönetimi nasıl sağlayacaksınız? Gerçekten hepinize çok fazla, biraz daha vaktim olsun isterdim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Umarım İnternette yeniden karşılaşabiliriz. İnternet dışında da karşılaşmayı isterim ama gerçekten birbirimizi, gerçekten arkadaşlarımızı kişisel olarak yüz yüze görebileceğimizi umuyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Ailelerinize sağlık diliyorum. Sağlıcakla kalın. Su için. Ve gerçekten 350 herkese barış ve sevgilerini gönderiyor. Güzel günler diliyoruz herkese. Global Just Recovery Gathering.